Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gelecek Saadet Grubu adına 2024 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2022 Kesin Hesap Kanunu üzerine düşüncelerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve bizleri ekranları başında izleyen, sosyal medya mecralarından takip eden saygıdeğer vatandaşlarımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra bu meclis ilk bütçesini konuşacak. Yeni yüzyılın ilk bütçesini konuşacağız. Milletimiz adına sorumluluk üstlenmiş, çok büyük sorumluluk üstlenmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak konuşmama başlarken birkaç tespitte bulunmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi en üstün iradenin tecelli ettiği bir mekan. Duvarlarına kazınan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi bizim için sadece bir söz değil, milletin bize emanetidir, milletin imzasıdır ve bu emanete hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin, hukuk devletinin, özgürlüklerin güvencesi, milletin hakkının, hukukunun korunduğu en üst mercidir. Gücünü milletten alan bu kurum, kendine yüklenen hak ve sorumluluklardan vazgeçemez, onları devredemez. Ez cümle, kendi hakkını, hukukunu koruyamayan bir meclis asla milletin hukukunu koruyamaz. İktidar mevcut sistemde kim olursa olsun meclisin üç temel hakkı var. Üç temel hak. Yasama yapma hakkı, bütçe hakkı ve denetim hakkı. Bu hakların her biri üzerine uzun uzadıya konuşabiliriz. Ama bugün konumuz bütçe. İsterseniz şöyle bir soruyla başlayalım. Mecliste 600 milletvekilimiz var. Oldu ya, bu 600 milletvekili bu bütçeye onay vermedi. Ne olacak? Anayasa 161'e göre yeniden bir geçici bütçe kanunu hazırlanacak ve meclise gelecek. Meclis bunu da onaylamasa ne olacak? İktidar mevcut yürütme yeniden değerleme oranını dikkate alarak işine devam edecek. Bu durum açıkça meclisin bütçe hakkını peşinen yürütmeye devreden bir uygulamanın önünü maalesef açmıştır. Böyle başladım çünkü yeni anayasa çalışmalarında meclisin millet adına kullandığı yasama yetkisi, bütçe ve denetim haklarının tekrar kuşkuya yer bırakmayacak şekilde parlamentoya iade edilmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Bu bir parti meselesi değildir. Bu bir kişi meselesi değildir. Bu bir demokrasi meselesidir, sistem meselesidir ve rejim meselesidir. Bunu böyle bilmemiz gerekir. Değerli milletvekilleri, kanunla milletten vergi toplayan tek kurum devlettir. Milletten toplanan vergilerin de nereye harcanacağına karar verecek müessesenin adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi buna müdahil olmazsa, bütçeler gelir adaletini sağlayacak bir enstrüman olarak değil, iktidarların har vurup harman savunduğu bir olaya dönüşür, bir yapıya dönüşür. Toplumsal refahı arttırmayan, gelir adaletini sağlamayan, yoksulluğu ortadan kaldırmayan bütçeler en yalın ifadesiyle başarısız bütçelerdir. Kurtuluş Savaşı'mızı yönetmiş bu meclisten tekrar kendi haklarına ve hukuklarına sahip çıkmasını demokrasimiz adına talep ediyoruz. Teşhisi doğru koyup tedaviyi doğru yapmak zorundayız. Aksi takdirde bakın, AK Parti, İktidar Partisi göreve geldi, fonları kaldırdık. O dönem biz de beraber çalıştık. Şu anda bu ülkede bir varlık fonu gerçeğimiz var. Ve bu ülkede neredeyse birkaç ayda bir önümüze fonlar geliyor. Bu fonlar meclisin bütçe denetimi dışındaki fonlar. Onun için devletin bütün harcamalarının,
mutlaka bütçe içine konulması ve bu meclise gelmesi lazım. Harcanan her bir kuruşun denetimini de Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmak zorundadır. Değerli milletvekilleri, elimizde merkezi yönetim bütçemiz var. Bütçeler 5 aşamalı bir işlem. Hazırlık aşaması var, yapılış aşaması var, onay aşamasını inşallah burada gerçekleştireceğiz. Uygulama aşaması var ve denetim aşaması var. Demokratik bütçeler çok önemli. Detaya girmeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız mutlaka açıklamalar yapacaktır bu konuda. Acaba bu bütçe milletle, sivil toplumla, vatandaşla ne kadar görüşüldü? Bu bütçe demokratik bütçe olma vasfını taşıyor mu? Onun cevabını mutlaka alırız biz. Bizler, birçok arkadaşımız, İktidar Partisi'den milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçemizin hazırlık aşamasında bulunduk. Saatlerce çok değerli görüşler, öneriler ifade edildi. Sorsanız sonuç ne oldu? Nasıl bir sonuç elde ettik? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın meclise göndermiş olduğu bütçeyi tertemiz, noktasına virgülüne dokunmadan genel kurula getirmiş olduk. Bütün bakanlık bütçelerinde de maalesef durum budur değerli milletvekillerim. Bizleri umutlandıran bir şey yok mudur? Vardır. Bizlere ve iktidar partisinde milletvekili arkadaşlarımıza bunlar çok güzel düşünceler. Biz bunları bir sonraki bütçede dikkate alalım denmiştir. Bunu da bir yere not ettik. Şimdi burada özellikle 2022 yılı kesin hesap kanunu ile ilgili ben bir parantez açmak istiyorum Yüce Meclisi. Bu kadar geniş meselelerin konuşulduğu, işte burada bir saat Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yetmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na, meclise gelen bütçeler aslında iki aşamalı. Bir yeni bütçeyi konuşuyoruz şu anda 2024, bir de 2022'yi onaylamamız lazım kesin hesap kanununu. 2022'yi biz Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşabildik mi? Burada konuşabilecek miyiz sorusuna vereceğimiz cevap koskoca bir hayırdır. Onun için bu meclis bütçe hakkını kullanabilmesinin yolu iş düzlükte mutlaka bir değişikliğe gidip ve kesin hesap komisyonunu mutlaka kurmak zorundadır. En az yeni bütçeler kadar kesin hesabı da konuşmak zorundayız. Tabii 2024 bütçesiyle ilgili olarak temel bir takım makro verileri paylaşmaya çalışacağım. Belki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey kadar pozitif şeyler söylemeyeceğim. Ama söylediğimiz her şey devletimizin ve milletimizin geleceği içindir. Amacımız üzüm yemektir. Asla bağcıyı dövmek değil. Devlet bizim, millet bizimdir. Onun için de burada önce bütçe açığıyla başlamak isterim. Devletin gelirleri ve giderleriyle başlamak isteriz. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyorsa daha iyiye mi daha kötüye mi gidiyor? Ayağını yorganına göre uzatan bir ekonomimiz var mı? Ve bence 2024 bütçesinde hepimizin sorgulaması gereken başka bir şey var. Şu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomimize iyi gelmiş midir? Evet, milletimiz o yetkiyi vermiştir. Ama faizle, dövizle, enflasyonla mücadelede başarılı bütçeler ortaya koyabilmiş miyiz? Bu nedenle paylaşacağım verilerin önemli bir kısmını da zaman zaman 2017'ye, 2016'ya vurgu yaparak zamanım yettiği ölçüde sizlere sunacağım. Tabii burada elimde kartonlarla zaman harcamak istemiyorum çünkü 30 dakika verimli kullanmam lazım. 2022 yılında değerli milletvekillerimiz bütçe açığımız 142.7 milyar TL. 142.7 milyar TL. Bu yıl sonu 1 trilyon 633 milyar TL. Bir sonraki yıl bunun üzerine 1 trilyon daha geliyor ve 2 trilyon 652 milyar TL oluyor. İnanılması zor. Ancak 2 yılda bir ülkenin bütçesi 19 kat açık veriyor. Peki sorarsanız dünyada eşimiz benzerimiz var mı? OECD'de var mı? İlk 20'de var mı?
o meşhur kırılgan ekonomiler içerisinde bize benzer var mı? Yok. Türkiye ekonomisi sadece kırılgan değil, maalesef paramparça olmuş bir ekonomi haline gelmiş. Bunu düzeltmek de bence meclisten başlıyor. Şöyle bir soru akla gelebilir. 2017 yılında bu devlet ne kadar bütçe açığı veriyordu? Abdullah Güler kardeşim, 2017 yılında bütçe açığımız 46 milyar TL. Düzeltiyorum, 48 milyar TL. 2024 yılında 2017 ile karşılaştırıldığında 55 kat daha fazla bütçe açığı veriyoruz. 55 kat. Buradan hareketle birçok şey söyleyebiliriz. Ama bu bütçe açıkları nasıl kapanacak? Bu bütçe açıklarını kapatmanın en kolay yolu bas parayı. Para basacağız. Parayı bastığımızda ne oluyor? Nominal olarak devletin harcamaları da artıyor. Yani para basmak enflasyon bütçe açığını arttırıyor. Bütçe açığı olunca para basıyorsunuz. İki tane devasa büyük bir canavar yaratmış oluyorsunuz. Ve Türkiye'de maalesef bu olmuştur. Ve işin ilginci şudur. 2016 ve 2017'den sonra enflasyon bu ülkede hiçbir zaman tek hane olmadı. Ve sağ olsun orada da bir TÜİK diye bir kurumumuz var. İnanabilirsen. Özetle şunu söylemek istiyorum. Para basmayla bu iş olmadı. Fakat bizim bütçe açığımız neden bu kadar arttı? Asıl buna bizim bir cevap aramamız gerekiyor. O cevabı da şurada vermek gerekiyor. Bakın, 2017 yılı sonunda Türkiye'de dolar kuru 3.80-3.85 civarındaydı. Arkadaşlar bugün 30 TL'ye dayandı. 6 yılda bana bir tane ülke gösterin, parasının değeri 8 kat değer kaybetmiş olsun. Böyle bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız. 6 yıl belki uzun oldu. Şöyle yapalım. Şu seçimlere bir gidelim. Mayıs seçimlerinde dolar neydi? 20 TL'ydi. Şu an 30'larda. Türkiye'nin dış borcu ne? 475 milyar dolar. 475 milyar dolar. İşte ekonomist arkadaşlar bilir. Dolardaki artışın enflasyona olan etkisi, yani kur geçişkenliği. Dolar %10 artarsa arkadaşlar, en son veriler, Merkez Bankası Başkanımız da bunu ifade ettiler. Dolar %10 artarsa enflasyonunuz %2,5 artar. Hani o dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soruyorlardı ya. Aslında tepeden tırnağa maalesef ürettiğinden fazlasını tüketen bir ekonomi olduğumuz için dolar bizi ilgilendiriyor. Ve şöyle bir hesap yapın. 475 milyar dolar dış borcu olan bir Türkiye sadece 7 ayda 10 lira parasının değerini kaybetmiş. Çarpın onu, ne kadar büyük bir rakam olduğunu, hangi hesap makinesinin alacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Bakın, bu kürsüde aklıma geldi. Bugün gibi hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini. 2012 yılında ne diyordu? Para diyordu bayrak gibidir. Milli marş gibidir. Para milletin itibarıdır. Arkadaşlar çok açıkça siyasi kimliklerimizden bağımsız olarak ifade etmek istiyorum. Biz bu itibarı koruyabildik mi? Burada çok büyük bir başarısızlık var ve üstüne üstlük bu ülkenin Merkez Bankası rezervleri şu anda bir düzelme var. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama Merkez Bankası'nın rezervleri swapları çıktığınızda -56 milyar dolarda. -56 milyar dolarda. Keşke o kasa dolarlarla dolu olsaydı. Keşke 100 milyar dolar swaplar hariç bizim orada artımız olsaydı. Keşke ilk 10 ekonomi içinde olsaydık. Keşke 20 bin doları geçseydik de dış politikada bizi birileri kıskaca alamamış olsaydı. Değerli milletvekilleri, bütçe açıklarının ülkeyi nasıl bir iç borç sarmalına içine soktuğunu biliyoruz. En kolay yollardan bir tanesi para basma işe yaramayınca borçlanmadır. Bence burada bu mecliste bizi en fazla ilgilendiren konulardan bir tanesi dış borç meselesidir. Çünkü dış borç bu ülkenin tarihinde
mali bağımsızlığımızı çok defa tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Nasıl unutabiliriz Duyun Umumiye'yi? Nasıl unutabiliriz 1838 Balta Limanı Sözleşmesi'ni, Kırım Savaşı'nı ve Osmanlı'nın 19. yüzyılın ilk çeyreğine, ilk yarısına kadar Osmanlı 500 yıl borçlanmıyor. Ve Osmanlı devleti âliye bunu niye yapıyor? Devleti âliye bunu şunun için yapıyor. Borçlanmayı bir itibarsızlık olarak görüyor. Ve o kanunun o meşhur cümlesini bilirsiniz. Vezirine söyledi. Borç alan emir alır cümlesini hepimiz biliyoruz. Bugün elimiz kolumuz niye bağlı çok iyi biliyoruz. Ve dış borç, gayri safi milli hasıla içindeki payı son 5 yıldır büyüyor ve %50 arttı. %50 arttı. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Elbette yapısal problemlerimiz var. Burada bu yapısal problemleri çözmek için eğitime vurgu yapmak istiyorum. Eğitim. Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizi dinleyen vatandaşlarımızın da bunu duymasını istiyorum. Bu ülke eğitim açığını kapatmadan bütçe açığını kapatamaz. Bakın son PISA verileri yayınlandı. OECD bu çalışmayı 3 yılda bir yapıyor ve herkesle paylaşıyor. PISA verilerinde bir iyileşme var. Bir iyileşme var. Bu iyileşmenin daha iyiye gitmesini istiyoruz. Ama ben size son rakamları söyleyeyim. Matematikte onlarca ülke içerisinde 39. Okumada 36. Fende 34. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, değerli arkadaşlar, ilk 10 ekonomi içine girme gibi bir hedefi varsa, Türkiye'nin yapacağı şey eğitimde de ilk 10'a 15'e girmektir. Bakın daha acıklı bir şey söyleyeceğim. Üzülerek ifade edeceğim. Yine OECD raporlarında, yine PISA sonuçlarında okuduğumuz bir bilgi. Türkiye'de okula giden öğrencilerimizin %19'u bir öğün atlıyor. Ne demek bir öğün atlıyor? Yiyecek, yemeğe verecek parası yok. Bakın Gelecek Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren bunu ifade ettik. Devlet bir öğün yemek versin. Bu kadar enflasyon, bu kadar yoksulluk, bu kadar hayat pahalılığı, buna ihtiyacı var bu insanların. Nüfusunun neredeyse yarısından fazlası açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan Türkiye'de halkın büyük kesimlerin buna ihtiyacı var. Ve buradan şunu söylemek isterim. Biz sadece bunu Gelecek Partisi olarak yapmadık. Burada grubu olan birçok parti bunu söyledi. O hakkı da teslim edelim. Ama bu gerçekleştirilemedi. Ben rica ediyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü yürütme kendisi, yürütme tek kişi artık bu ülkede. Bu ülkenin çocukları ülke okullarına aç giderlerse biz ekonomide ilk ona giremeyiz. Bakın bütün ekonomik sunumlarda, bakanlarımızın yaptığı sunumlarda, biraz önce Cevdet Bey'in Cumhurbaşkanı yardımcımızın burada söylemiş olduğu, kurduğu bütün cümlelerde ne diyoruz? Diyoruz ki biz teknoloji ürünlerini, yüksek katma değer ürünleri üretmemiz lazım ki daha fazla ihracat yapabilirim. Çünkü imalat sanayi içinde Türkiye'nin 2023'te ki o yüksek teknoloji ürünlerinin payı %2.3. 2028 yanılmıyorsam %5'in üzerine çıkacağız. Elbette güzel. Ama o yüksek teknoloji ürünlerini kim üretecek? Beşeri sermayemiz, insan kaynağımız. İşte o insan kaynağını bizim hızlıca bu noktaya getirmemiz gerekiyor. Bakın dış borçla ilgili olarak, iç borcu da içine alarak şöyle bir rakam vermek istiyorum size. Şu anda merkezi yönetimin toplam borcu 2021'de 2.7 trilyonla başlıyor. 2023'te ikiye katlıyor. 2024'te de tekrar ikiye katlayacağını söylüyoruz. 7 trilyon üzerine çıkıyor. Peki 2017'de bu rakam neydi? 876 milyar 500 milyon TL. 6 yılda arkadaşlar, altını çizmek istiyorum. 6 yılda devletin toplam borcu 7 kat nasıl artar? 7 kat toplam devletin borcu artmış. Şimdi buradan hareketle ben özellikle
güçlü ekonomi ve güçlü dış politika vurgusunu yaptım. Zamanım olmadığı için Gazze'ye girmeyeceğim. Ama elimizi kolumuzu niye bağladığını hepimiz, neden bağlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Değerli milletvekilleri, borçlanmayla olmadı, para basmayla olmadı. Bunlar sorun. Ne yapacak devlet, ülke idare edenler? Vatandaşa başvuracak. Orada da karşımıza vergiler çıkıyor. Vergiler. Peki bu vergiler ne olmuş? 2022'de 2 trilyon 353 milyar vatandaştan vergi toplamışız. 2023'te bu ikiye katlanmış, 4 trilyon 270 milyar olmuş. Şimdi ise 7 trilyonun üzerinde vatandaştan vergi toplayacağız. Şunu diyebiliriz. Yani 2017'de ne olmuştu? Toplam vatandaştan topladığımız vergiler 537 milyardı. 537 milyar. 14 kat. Bakın 14 kat. Eğer 7 yılda vatandaştan vergi toplarsanız gerçekten vatandaş yaşayamaz hale gelir. Şu an Türkiye'nin yaşadığı hikaye de bu. Şu soru akla gelebilir. Vergiyi devlet kimden alacak? Öyle ya. Vergiler aynı zamanda gelir adaletini sağlamak için en büyük enstrüman. Acaba gerçekten vergi tabana yayılacak mı? Vergi gerçekten servetten mi alınacak? Çünkü biz rakamlara, grafiklere baktığımızda servetten alınan vergide herhangi bir değişiklik yok. Sermayenin gayri safi milli hasıladan aldığı paya son 7 yılda bir bakın. Uçuyor. Neden uçuyor? Çünkü kur korumalı mevduatın şu anda bütün ekonomistlerle yaptığımız toplantılarda minimum maliyetinin bütçeye 700 milyar TL'nin üzerinde olacağı söyleniyor. Torba kanununda konuştuk. Sadece kurumlar vergisiyle ilgili olarak 100 milyar TL'yi buluyor. Dolayısıyla serveti ödüllendiriyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Peki KDV, ÖTV hepimiz ödüyoruz. Dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler arkadaşlar şu anda toplam vergilerin 1/3. Bu ne demek oluyor? Ekonomide büyük bir çıkmaz var. Devletin büyük bir borç yükü var. Büyük bir borçlanması var. Bu yükü aslında biz dar gelirlilerin omuzlarına atmış oluyoruz. Bunu kabul etmemiz elbette mümkün değildir. Burada özellikle şu sosyal politikalarla ilgili bir cümle kurmam gerekiyor. Bütün arkadaşlarımızı, bütün bakanlarımızı dinlediğimizde sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet her şeyden önce adaleti ve özellikle gelir adaletini sağlayan devlet demektir. Sosyal devlet vergiyi kimden aldığını, nereye yatırım yapacağını bilen devlet demektir. Sosyal devlet önceliklerini çok iyi tespit etmek zorundadır. Buraya baktığımızda ise ben şu eleştiriyi yapmam gerekiyor. Elbette açta açıkta olan, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım edelim. Ama ülkeyi yönetenler çıksınlar şu kürsülere ve bize şunu desinler. Geçen yıl şu kadar milyon haneye yardım yapıyorduk. Onlara iş, aş, imkan, iyi eğitim sağladık. O rakamı işte 10 milyondan 7 milyona indirdik. Bir devleti idare edenler övüneceklerse yoksulluğu yönetmekle değil, yoksulluğu nasıl düşürdüklerini bize ve millete anlatmakla yükümlüdürler. Elbette krizler yaşadık. Elbette sıkıntılarımız var. Elbette çok büyük hükümette çabalar var. Bunları alkışlıyoruz. Ama bu rakamları bu meclisin bilmesi, bu bütçeleri bizim öyle onaylamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en fazla gelir adaletsizliğinin olduğu 4 ülkeden bir tanesi. Türkiye bu güzel ülke, bu güzel ülkenin güzel insanları bunu asla hak etmiyor. Peki bunlar olmadı. Aslında yapılması gereken şey ne? Yapısal dönüşümler. Detaya girecek zamanım yok. Ne yapması lazım? Vatandaş devlette, ülkeyi idare edenlerde neyi görmesi lazım? Evet, bu bana bu kadar vergileri arttırdı, KDV'yi arttırdı. Acaba bu ülkeyi yönetenler ne yapıyorlar? Sorumuz çok nettir. Kamu yönetiminde, tasarruf tedbirlerinde durum nedir?
Eğer milletten kemer sıkmasını istiyorsak, ülkeyi idare edenler olarak mutlaka ve mutlaka sadece bir A4 kağıdına tasarruf genelgesi yazarak bu işi yapamayız. Fiilen kendimizden başlayarak, uygulayarak millete şunu söylememiz lazım. Ey millet, durumumuz budur, sorunlarımız şudur. Bak sen kemer sıkıyorsun ama ben de şu tasarrufları yapacağım. O lüks araçlardan, o çifte maaşlardan başlamak üzere mutlaka milletin bunu duyması, anlaması ve sahip çıkması lazım. Ben bu anlamda bu meclisin mali bir kurtuluş savaşı verdiğimizi hissetmesi için bu cümleleri kuruyorum. Amaç gerçekten üzüm yemek, bağcıyı dövmek asla değil. Bakın, Cevdet Bey, Cumhurbaşkanı yardımcımız hatırlayacaklar. Bütün bütçelerde, kendi bütçelerinde de aynı şeyi söyledim. Benim zamanıma ilave edersiniz bunu. Şimdi devam edin. Mahmut Bey, çok konuşacağım şeyler var, yarısını konuşamadım. Ben bir dakika aldım sizden, teşekkür ediyorum. Şimdi burada bütün bakanlıkların bütçelerinde, Cumhurbaşkanlığımızın bütçelerinde, ben plan bütçede, işte arkadaşlarımız burada, hep şu öneride bulundum. Planlanmış yatırımlar, devam eden yatırımlar hariç yeniden değerleme oranının üzerinde hiçbir bakanlıkta artış olmasın. İşte takdir edeceğiniz üzere bunu aslında otursak AK Partili arkadaşlarla, MHP'li arkadaşlarla, herkesle bunu uzlaşırız ya. Bu ülkenin sıkıntıları var. Ama bunu biz kabul ettiremedik. Dolayısıyla burada da böyle bir sorunumuz var. Peki devlet gerçekten böyle büyük bir çıkmazdayken tasarruf etmeyi başarabilmiş mi? 2023 hedefimiz gayri safi milli hasılanın %2.3'ü kadar tasarruf yapma hedefimiz var. Gerçekleşen ne? Sıfıra yakın. Hani şu sorulabilir. Başarılamadı ama önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl gerçekleşecek. Hayır. Sıfır bile değil. Önümüzdeki iki yıl tasarruf, gayri safi milli hasıla tasarruf ilişkisinde eksideyiz. Bırakın tasarrufu, daha fazla tasarruf etmemeye yönelik politikalar uygulayacağız. Ben son olarak, zamanım çok daraldı, şu faizlerle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Hani şu 2002-2017 yılları arası vardı ya, şu 15 yıl 45-50 milyar TL bu devlet faize para ödüyordu. Ve biz ne diyorduk? Bu faizden kurtulmamız gerekir. Değerli milletvekilleri, bu yıl yaklaşık 310 milyar 900 küsür milyon faiz ödeyeceğiz. Evet, 2022'de ödedik. Bu yıl ödeyeceğimiz rakam 646 milyar TL faiz. Peki bütçe bize ne diyor? 1 trilyon 254 milyar TL faiz ödeyeceğiz 2024'te. 2025-2026 1.8 trilyon 2. bilmem küsür trilyon. Katlanarak gidiyor. Dehşet verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki 3 yıl, bak 2024, 2025 ve 2026 TL olarak toplayıp bugünkü kura böldüğümüzde her yıl ödeyeceğimiz faiz yükü 60 milyar dolar. 60 milyar dolar. Bunu hiçbir iktidar, bu ülkeyi seven hiçbir kişinin kabul etmesi mümkün değil. Peki 2017 ile karşılaştırıldığında biz kaç kat faiz ödeyeceğiz? Kaç kat? Tam 22 kat. Tam 22 kat. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Biraz önce tarımdan bahsetti Cevdet Bey. Tarıma, tarımsal desteğin 91.6 milyar TL olduğu söylendi. Bakın şöyle bir hesap yapalım. Bizim şu anda 1.1 trilyon 254 milyonla ilgili olarak ifade ediyorum. Günde 2024'te günde bu devlet 3.4 milyar TL faiz ödeyecek. Hasan Bey, 3.4 milyar TL. Ayda ne ödeyecek? Ayda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 103 milyar TL faiz ödeyecek. Ya çiftçiye bir yılda tarımsal destek altında 91.5 milyar TL verip diğer tarafta ayda 103 milyar
Son bir dakikanız. Şimdi değerli arkadaşlar, peşin baştan söyleyeyim. Her konuşmacıya ilave bir dakika vereceğim. Çünkü uzun bir maraton. Bütün partilere yeterince süre verilmiş durumdadır, 60 dakika. Partiler bunu istediği gibi kullanabilir. Dolayısıyla böyle sürekli birer dakika birer dakika uzatarak bu süreyi çok aşırı fazla yükseltmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Genel kurul çalışmalarını da aksatır. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Buyurun, bir dakikanız. Peki, ben şöyle bitirmek istiyorum o zaman. Söyleyeceğim şeylerin bir kısmı kaldı ama AK Partili arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar. Biz bir zamanlar çay simit hesabı yapardık ve ne güzel okurduk Üstad Necip Fazıl'ın o şiirini. Allah'ın on kulunu bekleye dursun on kul derdik. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa yaşasın kefenimin kefili kara borsa derdik. Bu kara borsa düzenini, bu faiz düzenini, bu üretim, yatırım ve istihdam odaklı olmayan bu düzeni mutlaka değiştirmek zorundayız. Ve bunun içinde anayasayla başlamak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizi revize etmek zorundayız. Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla kuvvetler ayrılığı üzerinden bu işleri götürmek zorundayız. Ve Anayasa Mahkemesi'nin adalet aradığı bir ülkede güçlü bütçe yapamayacağımızı